Yapma, bir şey bilmiyorum daha. Dur bir alışayım. Üzerime gelmeyin lütfen. Sen tek isteğin insanlık namına. Bitti oğlum. O ilk arabada seni tanıdıkları andaki 5 saniye için geçerliydi. Sonra bitti. Sonra sen de böyle rahat rahat. Ben de çok ofansif şakayı amına koyuyorum dedin ya. Geçmiş olsun. Oo. Hiçbir şey yok. Gelin dostlar yani. Karşılarında. Bak böyle şeyler yok. Çok kötü. Bak bu challenge'lar. Bu challenge'lar. Evet. Ama sadece şu an anlamadım ve ben de ortama yeni giriyorum ya. Kanka. Hani... Açsan ne? Açmayın. Kapıyı mı istiyorsun? Açmayın. Yok. Yine evet arkadaşlar, hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra yeniden Misper kanalında buluştuk diye biz. Bugün böyle az bir kadroyla buluştuk. Çok korkmayın, oyun oynamayacağız. Sadece bu ikinci sezona başlayacağız. İşte birinci sezon bitti gibi. Aslında tam bitmemişti de hani bitti gibi. Bitti, ama. Bitti. İkinci sezona başlayacağız. Başlamadan önce de küçük böyle bir hani özet yapalım. Küçük böyle bir ne yaptık ne ettik. Onu konuşalım. Zaten sürekli ilk 11'deki iki arkadaşım, iki tane Serdar'la beraber diğer arkadaşlarım. İki hafta sonra yeniden ikinci sezonda devam edeceğiz. Bir de bir şey söyleyeyim, şey var mı lan? Güneş. Ya bu Discord'dan dolayı mecra bulamadık. Ne yapıyorsun arkadaşım? Paralel yayın mı açtın ya? Reklam açtın oğlum. Reklam mı açtın? Oğlum öyle reklam alınmıyor lan. Rezalet. Şey bu Discord olayları ne olacak ona göre. Yani şu an ay ne kadar kapalı kalır ki acaba? Ya Skype'tan sistem kuracağız. Evet, onu da bir Skype çok kötü ya. Değil abi, değil. Değil mi? Denedik geçen, değil. Şaka yapıyorsun. Olabilir mi? Yapıyorsun. Ya 2024'ün sonuna geliyoruz. Skype nasıl? Skype. İşte yeni program Skype. Bunlar hemen yeni bir tane proje çıkıyor. Ya başka bir program var. Discord klonu ama o çok ileri yılında. Yeter oğlum, paralel yayın açma ya. Sesleri kontrol ediyorum lan. Öyle mi kontrol ediyorsun? Evet. Oğlum adamı yönetmen diye aldık, telefondan ses tamam, kontrolü. Tamam ya işte. Rezalet. Tamam, yönetiyor. Tamam. Aramızda yeni bir arkadaş var. Gözde diye. Ben de Real TV'den. Yani, merhaba. Real mi izliyordun? Oha, izleyiciye büyük hakaret. Onların önünde gitmiş Real izliyor. Gökçe hoş geldin. Hoş bulduk. Gökçe aramıza yeni katılıyor. Yani bilmiyorum, Serdar muhtemelen yayın çok iyi. Abi sen nasıl bir adamsın? Çık mikrofonu kapatıp. Kapalıyı koy. Kapalıyı koy. Hatta ikisini birden koy. Belki de daha hoş bir şey olabilir. Güzel. Evet Gökçe bu yeni sezonda aramızda olacak. Hoş geldin. Daha önceki... Hoş bulduk. Hoş geldin.
Laeta karakteriyle Druid de onu devam edecek onu. Böyle bazı değişiklikler de olacak. Umarım bu sefer sürdürülebilir bir karakter olur. Sürdürülebilir bir Laeta karakteri için. Lütfen dire basınız. Bir taraftan bazı küçük değişiklikler olabilir. Mesela Polat Bey aramızda olmayacak gibi herhalde. Olmaz o ama korkmayın ki bir mage'imiz olacak. Ben mi geliyorum? Hayır. Sen hem mage hem de dwarf cleric olacaksın. Hem de multi-cloth olup dwarf cleric mage. Bunlara beter. Benlik bir şey yok. Ben olurum. Ama yeni dünyada bunlara açık olman lazım ya. Ben olurum zaten. Benlik bir şey yok. Sen kendini nasıl göstermek istiyorsun? Ben bir şey yok. Ben 9 level'ın yanına bir 9 level daha koyarsın. Öyle olurum. Bir dava yok. Öyle bir şey yok. 18'de yayarım ben Leol'la takılırım yanlarında yani. Yani. Bir şey soracağım. Yayına Bali'yi de alabilir miyiz? Alabilirsin. Hayır, işte oyun hayvanımız olarak kurt. Oyun hayvanımız mı? Evet. Kurta bakalım. Arıtay olsaydı Arıtay'ın family olarak. Arıtay'ın JPT olarak. Kurdu olarak onu da katalım. Nerede hayvan? Hayvanı kaçırdınız ki hayvan çıkamıyor. Bak utandı. Gelir. Kamera korkusu var. Yer verirseniz sevinirim. Evet, tabii masanın üstünde koyacağız. Evet. Ya, o da bir karakter olursa belki. O da bir karakter olsa mı? Yalnız biz bunlardan son anda kurtulmuştuk. Hatırlarsınız ki bundan önceki Druid de hayvanları şey. Devam edin. Devam. Oldu, benlendik mi burada bir şey oldu? Yok be. Beni benledim ben. Evet. Yok be. Hayır canım, alakası yok. Şimdi sen Druid olduğun için zaten hayvanlarla bir şey. Hayır abi, çok hayvan şeyimiz vardı ya, o yüzden. Evet, tamam, devam et. Sen de diğer böyle bir takım hayvan şeylerini koy. Niye dokundurma? Niye abi, dokundurma değil bu ya, bu şey değil. Druid şeyi, nasıl söyleyeyim, el kitabı. Druid oynayacak zaten. Evet, Druid el kitabı. O Druidler böyle orman rahipleri, onlar böyle hayvanlara dönüşebiliyor, böyle hayvanlar ormanda hayvanlarla konuşabiliyor falan. Bak tam sendik bir şey bulduk. Köpeği şeyi de alırsın, Bali'yi de onunla konuşursun masada. Aynen üstünde. Öyle. Ben çok mantıklı. Bunu ben süper. Bence müthiş, böyle live action gibi olur. Deney. Güzel olur. Sosyal deney. Niye? Evet, bir şey oldu. Ben önceki muhabbeti bilmediğim için katılamıyorum ama. Hayır canım, hiçbir alakası yok ya. Şey yok ya. Hiçbir alakası yok. Biz sadece burada hayvan severliğimizi ortaya koymuşuz. Altını çizmek istedim. Altını evet. Çizdik. Yani kırmızı çizgiyi gördün değil mi? Kalın ama böyle. Onu koymak istedim. Ne var? Bak, pıspıs yok mu? Pıspıs ne demek abi? Canlı yayında pıspıs ne ya? Bu gidiyor onların hepsi. Evet, fark ettim. Pıspısın sonra da kalmıyor, gidiyor. Bir de şey de kesin gelmiyordur sesler. Şöyle yapayım. Hayır şey diye demiştim de neyse, alışın. Yani bir şey dedi ki Müge Anı'da gibi oldu ya. Evet, bekle. Tamam. Ne yapıyorsun? Yazarak mı anlaşıyorsunuz şu an? Hayır. Ha. Şimdi biz bir şöyle evet, birinci sezon da küçük küçük nasıl neler oldu. Ben bu arada bana öyle bakma. Küçük küçük özetler yapmaya devam edeceğim. Sadece bugün böyle. Tamam lan, bir şey deme lan. Son bölüm. Aa, manyak mıdır? Ben anlıyorum senin o bakışlarını. Son bölümde olan şeylerden biraz bahsedeyim. Ben bile unuttum, öyle söyleyeyim. İşte ben hatırlatacağım size. O yüzden sizi hatırlatmak için yayın yaptım lan. Daha ne olsun. Daha işin ne olur. Biz hatırlamadık. Sen hatırlaman normal. Seni hatırlamam. En son biliyorsun Togrim bir kale vardı. En son bir yerdeki tek başıma savaştım. Ben bir yer tek başına kaldın. Ben bir kalenin içinde. O bir Abomination kafasını indirdiydim ben. Yok, öyle bir şey yoktu, kendine gel. O bitti. Abomination'ı kestiniz. Sonra tamam işte, ondan bahsediyorum. Arutha sonra içeride kalmıştı Shadowlands'te. Evet. O Shadow olan bölgede. Evet. Oradan çıkamamıştı. Siz çıkarken işte bir anda bir kalede verilirdiniz. Bir kale gördünüz. Evet. Kalenin içerisinden bir duvar vardı. O duvarı işte illüzyon olduğunu anladı. Jangaryon aşılamıştınız. Evet. Sonra bir baktınız, evet, bir arazi, bir yere çıktınız. Ama kale boş. Doğru. Sağolun kulesi gibi bir yere yani çıkıyordu. Terk edilmiş bir kale. İşte burada ne olmuş ne bitmiş ona bakarken falan sen araştırmak için kaldın. Bunlar dışarı çıktı. Mutfak tarafına indiler falan. Seni orada unuttular. O kapı kapandı. Taşlar kapandı. Kaldın sen orada tek başına. Evet. Ben buradayım. Aynen. Sonra bunlar geldi. Aa, Togrim nerede? Böyle taş duvar, hiçbir şey yok falan filan. En son öyle bir yerde kalmıştık. Arutayat'ta işte o gölge olan diyarda o arada. Sen de arada bir yerde. Bunlar da dışarıda. Öyle bir sektör. Denedim. Hatırlıyor mu diyor. Kendi de hatırlamıyor. Hayır, orada kalmadık. Sonra o kulenin altında bir tane boss'la kavga ettik. Evet, bir şey oldu. Boss'la indirdik. O boss'u kesmiştiniz. Tamam işte. Ben bu
recap'i şöyle düşünmüştüm. Hani previously on bilmem evet. ne en başından hani dünyanın nasıl başladı, ne oldu. En başından evet, haklısın, evet en başından ben evet yani. Kesinlikle haklı. Kesinlikle haklı. Kesinlikle haklı. Kesinlikle haklı. Hayır, evet. Hadi, hadi hadi lütfen. Sana bir dakika abicim, sana previous aramızı her şeyi anlatacağız. Previously'yi sana ayrı yapacağız. Previously'yi anlatacağız sana yani bu uzun uzun. Aa şimdi lütfen ya, kolaylaştı mı böyle bir şey? Ayrıca YouTube'da özet videolarımızı oradan da. Yok öyle diyoruz. 20 bölüm. Niye var 12 bölüm kadar? Ne var oğlum? Allah Allah. Ya hayır, ay, şey. Ne ya. Öğrenmek istiyorsunuz? Buyurun mesela. Nasıl başladı? Her şey nasıl başladı? Evet. Her şey nasıl başladı biliyor musun? Evde oturuyorum. Onu ben de bilmiyorum biliyor musun? Ben de yarımına girdim. Ya. Evde oturuyorum. Ben de tek çekildim biliyorum ama. Dedim ki ulan biz bu yayın işine gelin falan. Dur orası çok eskiye gitti. Her şey nasıl başladı? Şimdi bir tane karakterimiz var. Semtra. Dezanj diye. Tamam mı? Bu bir şövalye. Bir baronun oğlu. Ama Serdar'ın karakteri. Serdar'ın karakteri. Ama Serdar daha küçükken 3-4 yaşlarındayken iki düklük arasında bir anlaşmazlık oluyor. Bunun babası da bağlı bulunduğu baron değil de başka bir düklüğe hizmet ediyor nedense. Sonra babası savaşta öbür taraf yenilince bunun babası öldürülüyor falan. Tamam. Sonra bu evladım annesinin kuzenine işte Derek Dezanj diye başka bir baron. Oraya kaçıyorlar. Baron da bunları tebaasına alıyor. Yetim bir çocuk sonuçta, babası da yok falan. Ve annesi de yolda ölüyor. Bu iyice yetim. Neden? Yolda ölüyor. Dayanamıyor acıyı artık. Ne acısına? Bak kocasını kaybetti ya. Aşk bir insan kocasını kaybetti diye ölür mü yani? Veba olsaydı bari. Ya veba. Şimdi bak ama işte aşk baş diye yırtılıyor. Aşk baş diye yırtılıyor. Kadın aşkından ölüyor. İnsanları birbirine karıştırıyor. Şu an oyunda yapıyor. Ben bunu yapamıyorum diye. Sonra öğreniyor ki annesini öldürmüşler falan. O ayrı mevzu da. Ha sonra öldürülmüş. Evet bu hikaye öyle yani. Biliyor. Bu evladım da işte. Bu evladım da işte Derek Dezanj. Annesinin kuzeninin de büyüyor. Orada büyüyor. Orada büyütüyorlar bu çocuğu. Bu çocuk tabii böyle bir ediliyor işte falan. Benim babama böyle yaptılar falan filan. Böyle işte bilmem ne, böyle bir taraftan bir intikam şeyiyle de büyüyor. Evet. O da büyürken orada bir tane kankası var burada, tanışıyor işte. Bir tane rahip, bir tanesi, o da genç yaşlarda. Evet. O da bir keşiş. Onunla beraber tanışıyorlar orada. Orada işte genç beraber eğitim alıyorlar. Olabiliyor canım. Ne oluyor musun? Yetim işte orada büyütüyorlar. Ya çocuğu oynuyorsun. Okey tamam. İlk niyet rahip ya. Benim rahipler hepsi 60 yaşında mı online oluyor? Bunların geçmiş yok mu? Hayır varlar ama o mertebeye gelmeleri uzun süreci. Rahip zaten giriş 101. Ondan sonra gidiyor. Psikopoz bilmem ne. Psikopoz, kardinal. Okay, tamam. Yani oralara çok şimdi girmeyelim. Şimdi rencide etmek istemiyorum seni. Teşekkür ederim. Tabii ki. Sonra onlar böyle beraber, o da Kadir'in karakteriydi. Eski karakteri daha doğrusu. O da vefat etti. Kadir'in eski karakteri. Bu arkadaşla beraber bunlar işte başkente geliyorlar. Çünkü işte Semptra'nın şövalyelik töreni olacak. Kral bizzat yapmıyor. Bu bizim kötü. Şu işte şu. Tamam, onun şövalyeliği olacak. Bunlar her oraya geldiklerinde bizim bu Arutay denen arkadaşımız da kendisi bir Türk. Yani Türk gibi düşün. Evet. Orta Asya Türklerinden, Kuzeydoğu'da yaşayan bir Türkik klanlardan. O da ailesinden babasının almak istediği genç bir kız olayından babasına uyuz oluyor, araya giriyor falan filan, bu sürgün ediliyor. Sürgün edilip kendisi bir paralı asker modunda bazı kervanlara falan paralı asker olarak eşlik ediyor. Kervanlarla dolaşıyor. Hala bu karakterde mi? Hayır, geçtik başka karakteri şu an. Ha tamam. Arutay diye bir karakter tamam, bu. Arutay. O da bir vasıta ile. Brown Ranger. Bir vesileyle bu şehre geliyor. Şehirde işte kendi kervanın başındaki işte tüccarla beraber. Diğer bir arkadaşımız da Betül. Betül'ün karakteri de bir elf. Ama şöyle bir şey var. Dünyada yani eskiden tabii ki elfler bu ana kıtada yaşarlarmış ama çok çok eskilerde, yani bundan 2000 yıl kadar önce falan. Büyük bir savaş işte, ortalık karışıyor. Büyük bir savaş oluyor. Elfler kendi aralarında savaşıyor falan. Elfler başka bir, yani Okyanus'un ortasında bir büyük bir adaya, koca bir yere göç ediyorlar. Hiçbir elf kalmıyor bu diyarlarda. O yüzden elf görmek çok abeste iştigal, nadir. Hiç öyle çok da görünen bir şey değil ama bizim bu kızımız bir elf. Kızımız elf ama elf olduğunu gizliyor. Kulaklarını kapatıyor. Kapatıyor sürekli işte, görünmesin falan. Tabii çok güzel bir kadın. Ayrı orası, ayrı tabii. O da işte bir görev vasıtası ile, vesilesiyle daha doğrusu, sarayda bulunma durumu gerçekleşiyor. Aslında onun görevi şu an, tabii buradan onun görevini söylemiyoruz. Hala görevi ne bilmiyoruz çünkü. Biz de bilmiyoruz. Siz de bilmiyorsunuz. Kafasına o da o sonra şekilde orada bulunuyor. Tabii bunlar şöyle bir olayla birleşiyorlar. Orada bir kont var. Kont Edric diye böyle pislik, iğrenç bir herif böyle. Evet. Pis bir herif. Hatta bunun babasını işte öldüren Dük'ün oğlu. Evet. Ve bu tabii biraz böyle hani parayla pulla böyle şanla şöhretle biraz böyle etrafta bir adam, rahat gezen bir herif.
İşte Alpe böyle güzel bir kadını görünce de işte ona karşı böyle biraz böyle bir hareketler yapmaya çalışırken araya bu delikanlı giriyor. Bu delikanlı araya girince sonra bir anda bizim Jangaryon, diğer Polat'ın karakteri, büyücü. Büyücü de Montalon diye bir aile var. Çok paraya, çok zengin bir aile. Marki, onun oğlu. Bayağı zengin bir çocuk ama büyücü. Büyücü olmak da zor bir şey. Öyle çok herkes büyücü olamıyor tabii. Yani çok çocuğun çok akıllı olması lazım, şu falan cartçurt. Bir de tabii biraz nüfuz da gerekiyor. Bu çocuk da saraydaki bu törende, tabii babası zaten asil, çok önemli bir adam. Bu da o şey bir şekilde oraya bulunuyor. Tabii orada uzun hikayeler var. Sonra anlatacağım işte o niye oraya geldi, ne yaptı falan. Velhasıl Kerem bu arkadaşlar işte kontla didişirken, sen kıza dokunma lan falan filan bilmem ne derken, Jangaryon da müdahale ediyor. Sonra bunlar bir asile zarar vermiş oluyorlar. Hatta bu kafasına kılıcı geçiriyor. Ölmüyor aslında. Öldü zannediyorlar da adam ölmüyor. Sonra kılıç geçiriyor ve ölmüyor. Evet, sonra ama ne oluyor? Bu arkadaş... Yani kafasına Karasukov mermisi bir afet işte, bunlar yaşanmış şeyler. Sonra tabii bütün bunlar bir şekilde Arutay vasıtasıyla bir şekilde buradan kaçıyorlar saraydan. Yani şeyden kaçıyorlar, şehirden çıkıyorlar. Ama ne oluyor tabii, bir konta zarar verdikleri için bütün krallık bunları arıyor. Bunlar aranmaya başlıyor. Tabii bunlar arandığı için o yollarda hepsi, bütün ekip, bütün ekip topuk. Üç kişi. Bütün yani ekibiydi. İşte Serdar, bizim büyücü Polat, evet. Polat'ın karakteri, Arutay Kağan, elf kız daha. Bunlar onun elf kız olduğunu tam bilmiyorlar. Kız zaten bu olay olunca ortalıkta vay ne oluyor bana falan deyip kaçıyor. Evet. Sonra karşılığını başka bir yerde çıkıyor. Sonrasında tabii bunlar daha toy arkadaşlar. İşte böyle orada burada kaçıyorlar. Pirinler kovalandıkları için aranıyorlar. Çok farklı büyük bir aslında olayın içine düşüyorlar. Şimdi olayın aslı şöyle. İnsanlar büyüyü elflerden öğreniyor. Ama insan büyücüleri elf büyücüleri gibi hani doğadan gelerek bunu yapmıyorlar. Öyle. Bunların bunları ve insanların belli sınırları yok. İnsanlar daha da güçleniyorlar. Çünkü hani elfler büyünün hani doğadan geldiğini ve kontrol edilmesi gerektiğini, hani öyle pataküte yapılmayacağı gerektiğini inanarak kendi hallerinde yaşarken aynen öyle. Yani. İnsanlar bu arada büyü konusunu ilerlerken şöyle bir sıkıntı yaşıyorlar. Rabbasit dediğimiz böyle Arap gibi düşün. Yani böyle oryant bir sultanlık. Onlar dünyanın en iyi büyücüleri ama aralarından bir tanesi Kaut diye bir adam çıkıp diyor ki ya arkadaşlar diyor biz diyor büyücü tamam insanlar bir şekilde büyü okullarına gidiyor ama biz bunların büyücü olup olmadığını ya da bir gücü olup olmadığını nereden anlayacağız diyor. Bir şekilde bu bununla ilgili... bunu kendi kendine soruyor. Daha ilk zamanlarda işte çok önce bundan işte yine dediğim gibi o elflerdeki insanların ayrıldığı 2000 hı hı. yıl kadar önce. Bunlar da diyor ki herif bir yöntem buluyor. Bir sürf taşı diye bir taş var. Çok önemli bir taş ama bu aynı zamanda elflerin dinde aranar güç. Elfler de çok kutsal bir taş bu. Elflerin anne karnında elflerin hamileliği 13 ay sürüyor. Tam anne doğurmaya yakınken onların böyle çok kutsal saydığı böyle iki tane tepenin ardından akan böyle bir yani okyanusun attığı yer suyu var. Orada yıkanıyorlar ve orada yıkarırken kadınlar bu taşları bir şekilde o kadınların işte rahimlerinden geldiğine falan inanıyor ama aslında hikaye öyle değil. Yani elflerin inanışı bu. O yüzden çok kutsal bir. Ya aslında bir onların yaşam ejderhasıyla alakalı olan bir şey. Neyse velhasıl kelam bu herif bu taşlardaki kerameti anlıyor. Eğer biz bu taşlardan bulursak ve büyücü olacak bir çocuğun daha küçük yaşta kanını o taşa akıtırsak, kan taşa aktığı zaman alev oluyor taş. Ve bu taşın alev alması da ne kadar alev büyürse işte bu çocuğun büyücülük gücü işte ve içindeki yetenek o kadar fazla falan filan diye böyle seçerek alınıyor. Çünkü insanoğlunun büyücülüğünün geleceği için yeni büyücüler almalı lazım ve bunları nasıl yetiştireceklerini bilmeleri gerekiyor. Bu herif bu yöntemi buluyor ama herifin tabii derdi İşte böyle gaddarlık, canilik falan değil. Tabii sonra insanoğlu, çakal insanoğlu diyor ki ya bizim elimizde bu taşlardan yok. Doğal yolda bulamıyoruz. Biz bunları nasıl bulacağız diyorlar. Elflerde var bu taşlar. İlk başta elflerle ticaret yapmaya başlıyorlar. Elfler bu taşlardan insanlara veriyor. Sonra elfler bakıyor ki lan bu olay bu insanlar için suyunu çıkarıyor. Çünkü bu bir hayat enerjisi. Hayat enerjisinin üzerine kan ve kanı yakarak yani bir taraftan negatif bir enerji çıkardığın zaman bu sefer kara tarafı güçlendiren bir denge bozukluğuna yol açıyor. Elfler bu ticareti kesiyor. Bir 100 yıl kadar bunu yapmıyorlar. İnsanlar düşünüyor. En sonunda çakallar birkaç ülke oturup büyük bir komplo hazırlıyorlar. Diyorlar ki işte biz gizlice kuzeyli işte barbarlar var. Viking gibi düşün. Onlar hızlı gemileri var bilmem ne falan filan. Elflerin işte bu hamileliklerinde bu dönemlerdeyken bu elfleri kaçıralım. Bir şekilde getirelim bizim karamıza ve orada büyücülerin işte çok kutsal diye bu diye yani en
büyük işte hepsinin başının olduğu bir yer var. Bir göl var, Polot diye, orada bir kule var. Orada bu kadınlardan biz bu taşları almaya çalışalım. Ve bu bir ticarete dönüşüyor. Çok büyük bir ticaret. Ve çok büyük bir kazancı var. Bu hatta Polat'ın babasının, yani Montor'un ailesi işin başını çekiyor. Krallıklar, krallar var, sultanlıklar var. İşte bunlar hepsi insanoğlunun büyücülüğünü yaşaması için bir taraftan. Ama bir taraftan da büyük bir tabii acayip bir ticaret. Büyük para. Çünkü bu taşların bir tanesiyle, yani bir tanesi neredeyse işte 10 tane böyle çok bir at alabilecek paralı falan. Ya at almak da çok büyük para. Bir şey dinliyorum. Var mı oğlum? Bir şey anlatıyorum burada ya. Ben burada kaygılar oldu gibi çıkıştım. Neyse uzun hikaye. Sonra bu taşlar, bu taşları nasıl elde ederiz derken, yani taşları getiriyorlar. Taşlar getiriliyor. Ama sonra aralarından bir tanesi diyor ki ya biz bu taşları acaba hani biz bir hani hamile bir elf kadından çıkarabilir miyiz bu işleri falan gibi psikopatça bir şeye giriyor. Birkaç elf kadın kaçırılıyor, hamile kadınlar üzerine testler yapıyorlar. Acaba nasıl büyüyle beraber? Ve bir aralarından bir tanesi, biraz iğrenç de burası ama elf ceninlerinden bu taşları, elf cenin kanlarından bu taşları elde edebiliriz'i keşfediyor. Ve bu iş dönerken de aslında bu arkadaşın babasının mevzusu da biraz şöyle. O bulundukları krallıkta Valar Şövalyeleri diye böyle işte Orta Çağ'daki tapınak şövalyeleri gibi düşün. Böyle çok ideallerine bağlı işte bir takım gizli sırları olan falan bir şövalye grubu var. Hı hı. Bu şövalye grubu bu ticareti fark ettikten sonra bu ticarete engel olmaya çalışıyor gizli gizli. Ama şövalye grubunun karşısında kendi katedrali, yani kendi dini liderleri bile karşısına geliyor. Çünkü çok büyük bir şey dönüyor. Politik ve ticari bir durum var. Ama adamlar gizli gizli engellemeye çalışırken babası da aslında onun bu Valar şövalyelerine yardım eden kompanyon deniyor onlara. Kompanyonlardan biri. Bu olaylar Ayyuka çıkınca zaten o bölgesel savaş çıkıyor. Bölgesel savaş da aslında bir toprak yüzünden ama hikaye aslında orada güç dengelerini düzeltmek için. Babası aslında bu yüzden hani karşı tarafa geçiyor orada işte savaşı kaybediyor ve öldürülüyor falan filan. Yani aslında onun da olayı babası iyi bir adam. Ama bu hep babasını şey olarak görüyor işte ilk başta. Yani sattı işte şey dükü işte şey şerefli sonra bir adam öğreniyor. Falan filan. Sonra çok tabii yani. Sonra çok uzun süre tabii. Ya yani bir şey tarafı bu. Aslında dünyanın ek temel bazdaki hikayesi bu taşların sürekli kullanımı ve bu taşların ardından karşı tarafta bir karanlık enerjinin sürekli artması bu enerji. Yani hayat enerjisini kullandıkça bu sefer karşı tarafın enerjisi artmaya başlıyor. Şimdi bu bağlamda bizim arkadaşlar da bu olayı görmeye başlıyorlar. Ha bir dakika ya, bu işin altında bir şeyler varmış falan filan. Bunları öğrenmeye başlıyorlar. Tabii bu işin arkasında ana hikaye aslında. Ana hikayeye dönersek şu. Bir ışığın tanrısı var elflerin. Nehra diye. Elflerin inandığı. Elfler Nehra aynı zamanda yaşam ve ışığın tanrısı ama Nehra aynı zamanda gece göğündeki yıldız. Yani gecedeki ay gibi düşün Nehra'nın şeyini. Yani geceyi aydınlatan işte ışık kaynağı gibi. Ama aynı zamanda gecenin kendi karanlığı da var. Onun karşısında Neverat diye bir tanrıça var. O da karanlığın, yokluğun, hiçliğin, hatta deformasyon anası falan diyorlar ona. Bunlar işte daha insanlar daha ortada yokken büyük bir savaşın içine giriyorlar. Yani Neverat kendi karanlık güçleriyle, elfler de buna karşı savaşıyorlar. Bu arada o sırada sadece cüceler ve elfler var. İnsanlar daha yok ortada. Bu arada elfler bunlarla savaşırken Nehra, yani iyi olan, sanki ayın 8 evresi gibi Ayın parçalarından oluşan simdaya diyorlar o aya. Ayın parçalarından 8 tane ejderha yapıyor. Ayın 8 evresi gibi. Hepsi ayın bir evresini temsil ediyor. İşte dolunaydan başlıyor. İşte yarım aya falan filan hepsinde son dördünde bilmem ne kadar gidiyor. Ve bu ejderhalar sayesinde elfler bu karanlık tanrıçayı alt ediyorlar. Tamam. Bu alt etme sırasında yani onu yok ediyorlar diye anlatıyorlar. Çünkü kimse gerçek hikayenin tamamını insan olu veya şu anki şeyde çok çok net bilmiyorlar. Bu Neverat da tabii bunlar Neverat yok ettikten sonra cücelerin kayıtsız kalmasına, yani cüceler savaş boyunca çok fazla elflerin yanında olmuyorlar ve elfler tabii cüceleri suçlu görüyor. Siz diyor nasıl böyle bir şeydi bizim yanımızda olmaz falan filan diye. Aralarında böyle bir tansiyon oluşmaya başlıyor. Aralarında tansiyon oluşmaya başladıktan sonra bunlar çekişirken büyük bir savaşa giriyorlar. 250 yıl kadar sürüyor aralarındaki savaş. Sürekli çatışmalarla bilmem ne falan filan. Bu savaşın bitiş anında gökten bir anda bir göktaşı geliyor ve bunların savaş meydanının ortasına düşüyor. Hatta bu savaş meydanının ortasına düşen göktaşından sonra savaş bitiyor ama buna insanların zamanında buna şey deniyor. İlk insanların ortaya çıkışı. Göktaşıyla çıkmıyor insanlar ortaya ama göktaşından sonra insan denen tür. Bu tür ortaya çıkıyor. İlk başta yamyam götüne işte şey bağlayıp işte yaprak bağlayıp koşturuyorlar falan filan. Ama sonra elflerde iki tane büyük krallık var. Biri Dolunay ejderhasına. O erkek sadece tek erkek. Diğerlerin hepsi kadın. Dişi ejderhalar.
Bir de Derastars diye yaşam ejderhası, son dördün ejderhasına tapan iki tane büyük krallık var. Son dördünde olanlar insanlara temas kurmaya başlıyor ama diğer aslı genel olarak elfler insanlara nefret ediyor. Çünkü o göktaşının insanlarla bağlantını olduğunu, insanların işte çok lesser being olduklarını falan filan, bunlarla kesin konuşulmayacağını falan söyleyenler. Ama bu elfler yardım elini açıyorlar insanlara ve onlara medeniyeti göstermeye başlıyor. Bu arada insanlar büyüyü de öğrenmeye başlıyor onlarda. Tamam. Büyüyü nasıl sonra işte bu taş hikayeler. Sonra işte bu hikayeler çıkıyor ama insanlarla aralarındaki bu iyi dostluk şu falan filan carçut yüzünden o kuzeyin elfleri, işte dolunay elfleri, bu sefer güney elflerine savaşacak. Bunlar birbirine giriyorlar. İnsanların yardımıyla güneydekiler işte tam kazanmaya falan çalışırken işte savaş da bir şekilde ortada bitiyor ve elfler bayağı Nehra, bu arada onların tanrısı Nehra, tanrıçası. İşte acayip sinirleniyor iki tane kendi çocuğunun birbirine girmesine. Ve işte bir ada ortaya çıkıyor ve elflerin hepsi bir ana katadan sürülüyor. Hepsi o adaya gidiyor ve birleşiyorlar. Tanrı diyor ki siz kavga ediyorsunuz, evet, evet, odaya gidin. Zaten iki tane krallık, Gal ve Linan elfleri zaten o adaya birleşince Galinan imparatorunu koyuyorlar. İsimlerini birleştiriyorlar. Okay. Galinan. O taşlar hikayesi tabii şu kadar, tabii sana şimdi sonra da derine gireceğim. Çok şimdi işin derininde ya. Başka şeyler de var. Çünkü sadece şöyle düşün. Şimdi gecenin tanrıçası karanlığın Neverat. Gecenin göğünde parlayan ışığın, yani ay veya işte oradaki gök cisimlerinin temsilen Nehra. Ama bir de gündüz var. Gündüzden kimse bahsetmiyor. İşte orada da insanların tanrısı, yani genel olarak insanların tanrısı. İnsanlar High Father diyorlar. Bütün ışığın, bütün her şeyin babası olarak bir de o var. Şimdi bütün hikaye aslında bu şey üzerine dönüyor. Çünkü insanların tanrısının bu eski tarihte anlatılırken, elfler anlattığı için eski tarihi, hiçbir zaman insan tanrısından veya gündüzden bahsetmiyor. Hep Nehra ve Neverat. Bir anda elfler dememişler mi? Gece var falan, dolunay var, şu var, bu var ama bir de gündüz oluyor ve güneş çıkıyor. Bu ne? Elfler onun için. Onlar çünkü Nehra. Geceyi göğünü aldığını aydınlatan. Çünkü gündüzü şey gibi görüyor. Gündüz zaten aydınlık. Gece karanlığa düşüyoruz. O zaman Nehra bize yol göstersin. Falan gibi öyle inanıyorlar ve hiçbir zaman şeyden bahsediyor. Tabii bazı, elfler aslında gündüz de bir gücün olduğunu farkında ama bunu asla dillendirmiyorlar. İlk bunu fark edenler... Ama sonra insan türü ortaya çıkınca buna parmak işte basıyorlar. Onlar güneşe... İlk fark edenler cüceler aslında. İlk fark edenler, cücelerin kendi tanrısı var. Dağlarda yaşamıyorlar mı? Evet, ama cüceler bunu burada, ya cüce alimleri falan oturup ya başka bir güç olduğuna ve bu gücün bütün yaşamı, yani bütün var olan şeyleri yarattığına, Nehra ve diğer her şey dahil, aslında Neverat'ın, yani o karanlığın bunun düşmanı olduğunu, yani gece göğündeki yıldızların değil, komple gündüzün düşmanı olduğunu diye bir şey atıyorlar ortaya. Ama bu çok geçmiş tarihlerde ve sadece elflerin ağzından anlatılan bir hikaye olduğu için, insan zamanına gerek anonim olarak çok da fazla insan alimleri veya işte din adamları bunun böyle çok derinini bilmiyorlar. Sadece işte o çok daha işte Valar Şövalyeleri, işte onlar çok daha bazı gizlere hakimler falan filan, tabi uzun hikaye. Aslında hikaye 3 aşağı 5 yukarı bulamıyor. Tabii senin karakterin ne kadarını bileceğini bunun. Onu sana anlatacağım. O senin, evet. Bu genel dünyanın herkesi, ama ben sana şunu dediğim zaman ya sen şunu biliyorsun sadece, onu biliyormuş gibi oynayacaksın. Burada hikaye biraz öyle. Evet, yani özet dediniz. Bayağı yaptın, teşekkürler. İşte özet de yaptık. İşte ne oldu? Çıktınız işte Ardenya Krallığından, oradan Valar'a gittiniz. Valar'da öğrendiniz ki bu her 8 ejderha, yani 8 tane işte 7 artı 1 daha doğrusu 7 tane dişi ejderha için her karşılığında gerçekten de var olan birer kadın olduğunu öğrendiniz ve bunlar aslında bütün Eirion, bu dünyanın ışığını temsil ettiklerini ve Neverat'ın da aslında hala yok olmuş olsa da Neverat'a bağlı olan, işte ismi biliyorsun, Taraki ve Tanarabiler. Niye anlatıyorum işte? Tanarabiler, işte Tanarabiler'in de bu kadınları, ya bu 7 kadını eğer uygun şekillerde ritüellerle eğer sacrifice ederlerse tekrar Neverat'ı dünyaya getirebileceklerine inanılan bir çarpışma yani, düzeni var. Bir kaçırdım. Bunlara inananlar elfler mi? Hayır, bunu karşı tarafta, yani karanlık tarafı hala ona tapan okültist, böyle de kaltlar var. Bunlar insanda mı yaşıyor? Bunlar insan, bunlar elf değil. Bunlar yani birazcık undead gibi, yani yaşayan ölü gibi. Ama bunlara tapan, bunlara işte katılan insanlar da var, elfler de var. Hani bunlar sonuçta böyle küçük bir dini şey gibi düşün. Ve bunların inançları şu. Belli objeler var. O objelerle belli zamanlarda bu kadınlar kurban edilirse bir şekilde Neverat'ın tekrar dünyaya, Eirion'a gelip işte gelebileceğine inanıyorlar. Böyle bir yolu var ya. Böyle bir hedefleri var. Bunun peşindeler. Yani bizim arkadaşlar da zaten genelde hem bunlarla mücadele ediyorlar hem de sonra tabii onlar için daha derinlerinde tabii daha neler neler olduğunu biraz daha farkına varmışlardı.
Tabii iş bu, yani hikaye aslında bu bağlamda gidiyor. Tamam mı? Yani işte bunlar onlara karşı savaşıyor. Bu arada işin içinden aslında bazı elflerin bir bok yemesinden dolayı Neverat'ın geldiğini öğreniyorlar falan filan. Bazı elfler zaman üzerinde büyü yapmaya çalışıyorlar. Yani zamanı kontrol etmeye çalışıyorlar. Zamanı kontrol etmeye çalışırken yaptıkları kurban etme törenleri bilmem ne carçurt. Onun yüzünden kontrolden çıkıp işte Neverat'ın... Sivri kulakları bok yemesi. Abi bu bir şey. Yapacak bir şey. Eran Toradası bildiğin gibi. Star Trek'te vulkanları... Öyle abi, bu işler buraya adamlar... Buraya gelince ağaçların derdi. Kaypaktır oğlum, ben o zaman diyorum. Elf olmadan ne kıskanma bence yani. Rentaryon isimli elfin. Kafasına geçeceğim bu kadar. Ya ilk reisiz kızım, Allah Allah. İlk daha işte elfler, işte elfler orada böyle mutlu mesut yaşarlarken bir adada büyü gücünde artık çok ileri giden birkaç elf. Bunlar hem ölüler üzerine, ölülerin ruhları üzerine bir alkemi, yani işte simya geliştiriyorlar birkaç tanesi. Ölülerin ruhlarından o karanlık enerjiden bir şeyler yapabilme gücüne erişiyorlar. Bir tanesi de zaman büyülerini yapmaya başlıyor. Çünkü şundan anlıyor, o ada bir ada ve o adadaki kumlar, sadece o kumlarla zaman büyüsü yapılabildiğini keşfediyor. Kumların has güçleri var. Yani yaşam enerjisi olan kanla birleştirildiklerini falan. Sonra işte o taştan oluşma hikayesine oradan geleceğim de. Asıl yani sonuç olarak bu taşlar aslında kum ve kanın karışımıyla. Aslında kum ve kanın karışımıyla oluşuyor. Aferin, bu çok hızlı öğrendi. Kadir bunu öğrenmiyor işte. Evet tabii canım. Yani falan meydan diyor. Yer açma. Bazı bölümlerde başlıkla kan ve kum işte bunun birleşimi falan. Biri ölüm, biri işte şey falan. Bu elfler tabii bunu denemeye çalışıyorlar. Zamanı kontrol etmeye, zaman büyüleri yapmaya çalışıyorlar. İlk başta başarıyorlar bu arada. Sonra bu arkadaşların bazılarını yetmiyor bu. Salak insanlara söylesinler bunun kan ve kumu. Ha, o zaman insanlar yok. Ortada. Evet. İlk de az zaman. Neverat ilk nasıl geldi işte? Nasıl kapışmaya başladılar? Bu aptallardan bir tanesi bu kumla yaptığı büyüler çok kısa zaman atlama büyüleri. İşte atıyorum işte bir gün önceye gidiyor ya da işte falan filan. Bu daha fazlasını istiyor. Zamanı komple durdurmak veya komple kontrol etmek. Zaman üzerinde hakimiyet kılmak istiyor ama bilmediği bir şey var. Zaman tanrıların da üzerinde bir güç olarak düşünülüyor ama bunu da çok parmaklarsan diye herif bu arada kanla büyüler yapmaya başlıyor. Yani kanla ve işte o ruh simyacısının koyduğu şeylerle beraber birleştirince yaparken biraz ters tepiyor. Sen misin tanrısal güçlerle uğraşan diye derken bir bakıyorsunuz kendisi Neverat'ın bedeni oluyor. Yani bayağı bildiğin etten bir kendisi. Onun yüzünden Neverat kaos, yani işte hiçlik. Evet. Geliyor. Demek ki öyle ya. Sen tanrıların içine, yani tanrısal tanrı canlıcılık oynuyorsun. Ne vardı hiçlik? Hangi diziydi bu? Ya bu ne dizi? Her yerinde var Boyd hiçlik. Evet, Boyd aynen. Lan en sonunda. Hangi diziden çaldın? Hiçlik kelimesini nereden çaldın? Çaldım. Çok onu bekledim. Hiçlik vardı. Hiçlikle savaşıyorlardı. Ya bırak gözdeciğim. Herkes Boyd'la kapışıyor yani. Bütün dünyada hep karanlık. İşte, ya aslında hikaye biraz bunun üzerine. Ben çaldığım yeri söyle, tehlif yiyelim orada. Bizim arkadaşlarımız da işte bunlarla mücadele. Bu arada işte Jangaryon aralarında zaman büyüsünü öğrenmeye başlıyor. İşte onlara karşı yani kullanmaya başlıyor zaman atlamını falan filan. Neyse oyun içine girince bizim Polat, işte büyücü Polat. Ha, büyücü olan. O şeyin büyük zengin ailenin çocuğu. Evet, onu biliyorum. Zengin piçi. Ama öyle. Bu arada Polat çok büyük bir hikayesi var. Abi onu ama bitir. Öldü Polat. Polat hiç ölmedi. Ben onu ayrı söyleyeceğim. Ha. Polat'ın çok komik bir hikayesi var ya oğlum. Bir tane köye gidiyor bunlar. Böyle basit bir köy yani. Polat işte bunların hepsi giriyorlar şeye. Köyün muhtarı. Kazanda yıkanması. Köydeki işte muhtar kılıklı falan bir kerif var böyle. Şey, onlarla konuşuyorlar falan, işte bir şey anlatacaklar ama siz rahat edebilirsiniz diyor. Polat diyor ki yani duş şey var mı? Duş alıp banyo yapabiliyor muyuz falan diyor. Adamlar diyor ki bağır işte falan diyorlar. Soğuk su mu falan diyor. Yani evet, yani soğuk su ne olacaktı falan. Arkaya gidiyor, ben sıcak su hallederim diyor. Bayağı bir de yemek kazanının içine su doldurup aşağısına odunla ateş attırıyor, tamam mı bu? Bayağı bir din onun içerisinde böyle takılıyor falan, çıplak falan böyle. Orada kadınlar giriyor, bu ne falan filan, dışarıda herif yani. Köyde bununla uğraşıyor. Sonra bununla bu diyor ki ne yapıyorsun oğlum? Abi ne yapayım ya, sıcak banyo yapıyorum işte ya, yapmam gerekiyor sonuçta benim falan. Böyle bir tip, çok komik onun karakteri. Böyle bayağı çünkü şey diye geziyor böyle aslında, ama o yenir mi orada falan filan böyle. Evet, tam benlik bir arkadaşmış yani. İşte, tabii, evet. Tam senlik. Yani dediğim gibi hikaye bunun üzerine dönecek. Senin karakterini sonra sana ayrı anlatacağım, o ayrı, ama 3 aşağı 5 yukarı hikaye bunun üzerine dönüyor. Ama tabii çok daha fazla derin dikleri var. Semptra'nın ve diğer arkadaşların bildiği. Togrim ne yapıyorsun? Sen neden diye biliyorsun bazı şey. Niye? Çekişle vururum hocam. Adamın çözüm noktası bu. Çekişle vururum hocam.
Bu hepsini ara... elime çekici. Tanrıların çekici. Bu arada şöyle bir yol izlediler. Güneydeki insan kralından çıktılar. Sonra güney kuzeybatıdaki insan kralının üstünden eski imparatorluğun olduğu kuzeye gidip oradan da şimdi kaçıyoruz gene. Doğuya. Doğuya Bredan kralına gidiyorsunuz. Yani buradaki şeyler şöyle düşün. Ardenya biraz Frank krallığı gibi. Bredan biraz böyle Germen krallığı gibi. İşte Venedik var İtalyan gibi. Böyle bir İtalya şehir devletleri. Çalmışsın yani. Aynen. Beni duyunca mı gezdin? Bredan'ı nereden çaldık? Bremen. Nasıl Bremen? Çüş. Bu nasıl aklına geldi lan Bremen, Bredan? Benim hiç aklıma gelmemiş. Valla benim de geldi. Ardenya. Ne? Ardenya. Ardenya, Frank dedin. O da... Ardenya. Polonya gibi olan Humulan var. Biraz uğraşmak lazım. Türkler var. Türk gibi olanlar Turgit isimleri. Mesela. Turgitler. Aynen. Zaten Türklerden geliyor. Hemen onu şey yaptık oradan gönderdik. Kolay o zaten. Kuzey Viking gibi o Damarililer var. Bir daha Viking söyleyeyim. Gibi olanlar var. Damarili böyle. İsveç, Norveç böyle. Ya bir şey diyeceğim. Ya pardon. O neyse böyle Damarili. Tolkien nazar. Ama bunlar diyor. Damar diyor. Damar. O da oradan geldi falan. Barbarlıktan geliyor. Hayır zorluyorum nereye kadar sallayacak diye. Damar. Bence güzel sallıyor şimdi ya. Erudia var İngiliz gibi. Erudia mı? İşte ya. Erudia. Hayır demin de. Bir bakıyorsun adam şeyle geliyor değil mi? Trenle falan. Doğru doğru. Lokomu donsuz. Donsuz ama trene biniyor. Çıplaklık abi daha modern. Bence de. Bu arada sizin o bulunduğunuz en son zımp diye çıktığınız kale Bredan'da. Yani o zaman hikaye Bredan'a geçmiş oluyorsunuz. Oradaki hikaye başlayacak. Orayı da yakacak belli oldu. Nereye yaktınız ki oğlum? Hadi oynayalım o zaman. Nereye yaktınız? Oho. Nereye yaktınız ki anlamadım ben. Yaktınız bir yer hatırlamıyorum. Bir tane köyü yakmıştınız. Ben yoktum onda. Sen yoktun. Ben yakmadım. Abi adamlar çözüm müthişti ya. Abi bu köy lanetli. Bu köyde bir sürü garip garip herif var. Şimdi kum bakanla işler yapıyorlar falan diyor. Yakalım abi dediler. Köyü yaktı herifler. Bütün köye atıyor. Orfadır'ın rahibi yaptı. Ve oturdu böyle. Ne güzel yaktı. Temiz. Orfadır'ın rahibi yaptı. Ama şey dedi abi. Ateş purify etti deyip gönderiyor işte. Bazı ama o köy yakılırdı kanka. Adam. Ben sana söyleyeyim. Çok yanası bir köydü o yani. O köy boşu yakmasın. Yani yanlış bir yaklaşım biçimi diye söyleyeyim sana yani. Bak nasıl hoşuna gitti gördün mü? Cücekilerin hoşuna gitti. Yakmak mı? Neden olmasın ki? Neden olmasın yani? Ratanın alevi yani. Aynen öyle kardeşim. Canım mı? Hayat mısın? Ya ben de yakmıyorum. Bu arada bunun karakteri çok ilginç bir karakter. Sen doğar ailesisin. Sen neyi yakıyorsun Allah? Sen dur sen yakma abi. Dedim, sen yakamazsın. Beni işte nötr falan ya da birazcık daha şeye yani yakın yap dedim. Nötr de doğar ailesisin yani. Ama tamam doğada sinirlenebiliyor. Kasırga bir şey söyleyeyim. Oluyor. Senin normal hayattaki sıkıntılarından buradaki seri katillik şeyin çıksın değil mi? Şey yapacağız yani şimdi. Normal hayatta değil de. Hani yapamıyorum yani. Şu an burada yapacağım. Hayır artı eksiler vardır yani hayatta. Hayır yanında bir tane paladin var. Kutsal şövalye. Bir tane şey rahip. Cüce rahip var onların yanında. Biraz kan akıtalım falan derse kafanı çekici yersin. Evet çok ben bu arada çekici eklerim. Ne getirdik? Evet evet. Ne ekliyorum? Bana benim ağzımı yüzüme ekledi. Bunu bile ekledi. İyi tamam çiçek ekelim okey. Ona çekiç fırlattım. Polat karakterine balta fırlattım. Tabii de böyle şeyleri var. Böyle küçük şeyleri var. Hatta gümüş ejderhayı neredeyse azlıyordu aradan. Ay olmuyormuş lan falan pardon. Yani sen bana gümüş ejderhayı karşıma böyle deccal torunuymuş gibi çıkarırsan anlaman lazım vicdanım. Ben anlamıyorum. Yani bakıyorum anlamıyorum. 2000 ama tanrısal varlıkları posta koyması efsane biliyorsun. Evet bak. Şimdi... Kardeşim o benlik bir şey değil. O DM'lik. Bana anlatacak. Ben Divine Presence bakıyorum. Adam Archangel çıktı değil mi? Melek ne haber dedi lan? Hayır. O ben değil. Pardon. Archangel geldi herife. Cebrail'in mi şey diyor. Herifin tanrısı. Konuş Melek. Efendim? Konuş Melek. O ben değilim lan. Oğlum şeytan çıktı. Şeytan da şey sordu. Paladin bu herif. Ne teklif ediyorsun? Hayırdır lan? Oğlum herif art diyor lan. Senin teklifin ne dedi? Ya böyle bir adam. Ben değilim kardeşim. Bana söyleme. Öbürü ne diyoruz? Kaan. Bana denir. Bu işte. İyi diyorsun Kaan. Hayır herif şaman ya. Türk gibi şey gibi düşün. Şaman şeyi var. Bir tane de böyle beyaz kurtu var. Tamam mı? Böyle Ayaz Atadan işte falan böyle. Kurt işte buna bir şey söylüyor. Bana böyle bir... Ben ne bileyim oğlum bu kurt doğru mu söylüyor yalan mı söylüyor. Oğlum en kutsal hayvanım var. Şey, bizim ekip tamam. Şey, ateizmi dünyaya yaymış. Herif çiftlemek gene ateist yani. Şimdi bu örneklerle benim örneklerim tamamen farklı. Benim karşıma deccal gibi bir çocuk getiriyorsun. Eretik davranıyor öyle böyle. Ben çocuğa bakıyorum. Bir Divine Presence hiçbir şey hissetmiyorum. Çocuğun intentionlarından gayet psikopat olduğunu çıkarıyorum. Atıyorum burada şeyimi ne derler? Zarını. Zarımı atıyorum. Bana öyle anlatıyorsun. Sonra ben çocuğun kafasına balta eklemeye çalışırken bana diyor ki o tanrı şeyi ejderha
Gümüş Ejderha'nın şeyi, çocuğunu. Gümüş Ejderha'nın kendisi lan. Ya kendisini çocuğuna dönüşmüş formu. Tamam, seni yani şey medya gibi şey yapıyor aslında. Manipüle ediyorum onu. Evet. Manipüle ediyor aynen. İyi ben bakıyorum. Benim kulvarlarım içinde diye saçma sapan hareket ediyor. Ben eklerim kafasına abi. Kanka neredeyse simitleti götürüyordun yani. Ne yapayım abi, o zaman bana onu yaptırma. Yani. Bana onu yaptırma. Buradan işte o gündüz mevzusunu şuradan çıkarabilirsin. Kafasına Gökçe, baltayı ekledim sonra ejderhaya dönüşüp ne yapıyor? Hayır ayın evreleri. Vurabilir abi. Bir de bir vurabilir. Tane Bavarat diye bir altın golden, gold dragon var. Gold dragon da insanların patron dragonu. Ve zaten Valar Şövalye ismi de Valaras'tan geliyor. Valar'ın. Valaras'ın şövalye. Ve derim ki sen anlatacağım. Valar Şövalye'nin işte onun isminden geliyor. İnsanların ana ejderhası yani o bütün tanrının hayır falan. Valaras diye bir altın ejderha. Valla. Gümüş ejderhanın kızı. Konuşurum. Altın ejderha, gümüş ejderha işte çok eskiden bir savaşta bir gölge ejderha ona karşı kızı kendini sacrifice ediyor. Onun işte gözyaşından bilmem nesinden bir mızrak yapıyor. Onu insanlara veriyor. İnsanlar öyle eğiliyor ejderha falan. O ejderha da... Konuştuğumu hiçbir şey anlamıyorum dostlar. O gümüş ejderha da işte bunun kafasında vurmaya çalıştığı gümüş ejderha da o kızı. O tekrar dünyaya geliyor. Onun kafasını patlatıyordu neredeyse işte. Sana inanmıyorum ben. Abi yeniden geldim ben yapmayın falan. Peki sonra ölüyor mu? Yok yok vuramıyorum. Peki yani. O vuramadıktan sonra o da bize katılıyor mu? Hayır o katılmıyor. Sizin yanınızda ejderha gezecek hali yok. Siz sadece ne yapıyorsunuz? Niye ejderhamız da olabilir? Hayır, gidin oradan yani, bir gidin bakayım. Genel mantığı şudur. Diyen sana yardım etmez. Sadece yol gösterir. O karakterle yani, ben senin sokmaz. Yani. Ben senin yanına niye ejderha veririm? Almayayım mı? Niye olmasın? Hayır, ejderha verirsem de karşına art level falan çıkarırım o zaman. Yani, çıkar. Ejderha verdikten sonra çıkarabilirsin bence. Hayır. Sana ejderha veririm. Babacığım. Senin şeyin ona yetmez. Ya diyemin yaramaz. Ya onu ver. Onu ver. Dönüyorum zaten. Sinir oluyor. Öyle bir şey vermez. Bize. Diyemem. Canım. Çok, sana çok uyuz oluyorum. Yani, canım anlatacağım. Oğlum dirilip gene dönüyorum. Farkındasın. Yani o zarla sürekli iki kere üstü, üç kere üstü 20 atılmaz. Terbiyesizliğim bu kadar yani. Diyemem. Ben öyle bazen böyle kalıyorum çünkü evet karşında bu var falan şöyle yapayım 20 tamam bir daha 20 yap git artık. Senin yüzünden bize fazla boss çıkarmaya başladı. Evet. One shot'ta atıyorum diye. Ama kalktı geri dönüyorum. Fazla boss çıkarırım tabii abi herif. Çünkü patır patır crit atıyor ben ne yapayım yani. Abi vuruyorum yarı demeye yarı pointini alıyorum yatırıyor beni kalkıyorum gene dönüyorum. Sen, şey bunun üzerine ben şey söyleyeyim sen benim blessingli tamamen defense'e dönüşmüş healer halime de çözüm bulmaya çalış. O da bak ben, onu ben oyuncu olarak benim söylüyorum. Yeni sezonda size hazırladığım güzel çözümler var. Çözüm sürecindeyim. Size bunları şey yapacağım. Demem o ki atar sana, ne, sana ne çözümler hazırladım. Sana demem var ya. O ki benim karakterin mantalitesini anla. Benim karakter wisdom 18. Tamam. Bir şeyleri tartıyorum. Olduğu gibi görmemeye çalışıyorum. Ama intelligence'ım 12 abi. Ya normal 120 IQ'lu bir tane şeysin. Tamam. Kötü mü? Onun Kadir'den yüksek. Ve ben cüceyim. Tamam. Bazı arkadaşlarımızdan yüksek. Tamam. O yüzden biraz daha zaten anladım. Rasyonel davranmıyorum. Ama tartıyorum. Rasyonel davranman lazım. En sonunda problem gördüğümde ben eklerim kafasına. Ben klerim çünkü. Bağnazım. Anla beni. Bu arada herkes bir din yani dini karakterlerimizin hepsi kendini bir yobazlaştırma şeyinde. Niye olmasın hepsi yobaz çünkü. İlerliyor. Ben de katıldım. Sen de ben de yobaz. Lawful olunca yobaz olur. Ben sana dedim bana nötr ver diye. Vermedin. Lawful good verdin. Lawful verince ne yapacaksın? Ben yobaz. Kuralcı yani. Ben nötr istedim. Nötr klerik olmaz dedi. Lawful good verdi. Abi benim bildiğim iyilik budur. Değil misin? O zaman yani. Bu kadar basit. Peki tamam ben. Kural bu. Önce yönlendirme. Rata'nın yazdığı kural bu. Buna uyuyor musun? Arkadaşlar psikopatlıklarınızdan kızı şu an uymuyor. Ruh hastalıklarınızı temizleyemedim. Ben hepinizi birer zanaks bırakacağım. Çıkarken alırsınız. Girer mi? Girer yani, mi? Yetmez doğru. Şey, şu an düşündüm de olmaz. Oğlum ya izi burundan çekersin. Lawful diyorsun. Demek ki bir kitap var bununla yazılmış. Tamam mı? Ben de kleriyim. O kitabı bu kitaba göre hareket edeceksin abi. Ben lawful'um çünkü. Ben buna göre hareket ediyorum. Tamam, sen de buna göre. Onda şey var ama şimdi sen biraz da orada şey yapıyorsun. Önce bir davet ediyoruz. Abicim bak bu tarafa git. Tabii canım. Yapıyorsun. Tabii kesinlikle. Ama böyle elinde balta şey daha burada duruyor. Bak, bu tarafa gel. Bak bu tarafa kesinlikle. Gel. Kesinlikle. Kesinlikle abi. Warhammer 40K'da Emperor'un da yaptığı gibi. Ya, ama gel diyor. Diyor, diyor ki katılıyor musunuz? Katılmıyor. O zaman senin karakterine kaosu ekleyemem. Deli deli konuşma ama senin karakterinde bir kaosluk var. O ayrı.
Evet. Ama senin karakterine kaos ekleyemem. Öyle benim karakterime böyle bir ısmarlama olabilir mi? Benim karakterim biraz kaos olabilir mi? Hayır, kötülük de yapabileyim yani. Hani biri bana vururken ben hep iyi olmak istemiyorum. Kızım zaten iyi olan biri bana vururken bir yanan dönen değil ki. Onlar da iyi yani, bir... demiyoruz canım. Onlar da good. Yani. Evet. Yani öyle bir kusuyuz ki işte diyem Allah belanızı versin. Karanlıktan karanlık bir şey görünce tutamıyorum. Ağızlarına salya yakarak koşuyorlar. Biz şöyleyiz mesela. İyiliğe karşı bir adım atıldığını gördüğümüzde yani bir kötü bir ek yaptığında ya normal bir insan olmaya çağırıyoruz. Hayır işte yani, ben biraz orada Hammurabi kuralcısıyım, anladın mı? Kısa da kısa mı oluyor? Evet aynen öyle. Olabilir. Türünü ölçüyorsun. Evet, olur. Evet, olur. Tamam bu keyse ben buna yani yaşayayım yani. Sen zaten türünü ölçüyorsun sen. Yani ölçüyorsun. Yani. Okay. Tamam ben kabul ettim. Normal. Ben de her bir harmoni. Bali. Deli. Aha. İşte peti geldi. Hayır, biri geçtiği için oğlum yoksa falan ama. Şimdi sen de doğa kanunları, her şey akışıyla gitmesi lazım. Evet. Sen tam evet o benim kardeşim. Yani. Sen niye bağırıyorsun? Senin için mesela bir yerde çok fazla iyilik de olmaması lazım. Kesinlikle. Çok fazla kötülük de olmaması lazım. Doğru. Denge. Balans yani, denge. Kabul ettim. 7-7-7. Abi o kaç. Aa kaçın. 7-7-7 diyor. Evet. Evet. Burcu kısaca böyle bir şey yaptık. Bir dahaki bölüme, yani bölüme dediğim gibi o Buradan Kalesi'nden başlayacağım ama onun öncesinde hafta içi sen ve Kaan'a böyle diyeceğim, Discord'da oynatabilirim diyeceğim de ne Discord'u? Yok ki öyle bir şey. Baba zaten oynadığımız hayır, o mecra D20 mi bir şey mi ne sitesini kullanıyorsak. İyi Discord yoksa mi? Skype var. Skype yoksa meeting var. Bir şey var ya. Tamam. Zoom alacağız. Ya Allah'ını severseniz de teknoloji mi bitti yani? Ay tamam. Ay o zaman karar verelim. Ay tamam şeyden oynayalım. Sadece senle Kaan'a. Sen Warhammer oynayacaksın. Çünkü oğlum, sizin o Shadow'daki Shadowlands'daki bölümünü oynamam lazım. Baba dur. Ya Warhammer oynayacak mı esas onu söylesen. Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Shadow o gölge diyardaki şeyinizi oynamam lazım. Oynamamız lazım ikinizin bölümünü. Tamam Kaan'a bırakıp gidiyorum. Bitti hadi devam. Çocuğu bırakıp gitme oğlum ya. Allah Allah. Ayıp değil mi çocuk? Üzülür bak duyar şimdi buradan. Beni bıraktılar der. Beni orada yalnız bıraktınız der. Ama önden koştu. Biz yapacak bir şeyimiz yok. Ben gibi yoktum oğlum orada. Var mıydım? Kendi girdi sadece. Ha, kendi koşarak gitti ya önden aldılar bunu löp diye. Tamam benim ne alakam var? Sen de hala o diyardasın. O kaleden çıkmadın ya sen. Bunlar dışarıda sen içeridesin. Evet doğru. Yine bir dürbülüğüm tutmuştu orada. Ben şuralara biraz bakıyorum abi dedin. Evet. Kapılar kapandı. Evet. Türbünün ne zaman oynayacağım? Ne zaman oynayacağım? Çok heyecanlı. Evet. Artık. 2 hafta sonra. 2 hafta. Yani böyle müzik pazarı da nasıl pazar? Yani şey karar verdi böyle. Tam gelebilecekler, gelemeyecekler. Kimler abi evet. Bazı ha. Arkadaşların ailevi işte. Önümüzdeki hafta ne oynamıyoruz? Önümüzdeki hafta çünkü ben yok. Gel. Çok net. Bak o yokken biz Warhammer oynayabiliriz mesela. Evet sen niye Warhammer oynatmıyorsun arkadaşım madem... Oğlum ağzımızda bir parça bal çaldı yok oldun ortalıkta. Ayıp ya. Emperor hikaye yazmıyor şu anda. Yazsın oynatır. O zaman kapatıyorum. Evet hazırım. Kapatıyorum. Bali kapatsın yayını. Hadi kapat Bali. Bali'cim kapat. İnsan hakları ve hayvan hakları adına birkaç cümle edersen çok seviniriz bu gündemde. Bize bir şey de. Bir şey desene. Ses çıkar. Ağzına tükürdük de beni yutalım diyor şimdi. Hutte, hutte. Yok konuşmayacağız. Olmadı mı? Herhalde. Yani şey utandı tabii. Kamera, evet, şey. Kamera var. Evet, evet. Evet arkadaşlar görüşmek üzere. Dediğim gibi 2 hafta sonra pazar günü gene bu saatlerde yeni sezona başlamış olacağız. Kendinize çok dikkat ediniz efendim. YouTube'dan takip edip abone olup beğenmeyi, Twitch'ten de takip edip abone olmayı unutma. Link yapıyor muyuz şöyle? Yani, aşağıya da güzel link koy. Şu sağ, nerede lan? Şu ya da şöyle yapayım ben. Nerede çıkıyor? Şurada mı çıkıyor? Şurada mı çıkıyor? Şurada çıkıyor. Şurada. Sol. Şu aşağıda abone ol çıkıyor. Ha, ben bunu böyle mi yapmam lazım? Ya, şuraya da. Ya, yapın. Ben koyarım onu. Sen senin olduğun yer. Tamam hadi. Parmağın ucuna koyar mısın kanka? Şuraya tamam. Bali yaptım ben. Çok güzel şeyler koydum bu parmağın ucuna. Ben geri zekalı. Hadi kapatıyorum. Haydi görüşmek üzere. İyi akşamlar. Geri zekalı.